Elimde Can Miras dizisinden, Can Yayınları'nın Miras dizisinden bir kitap var. Bu kitabı öyle Can Miras dizisi kitaplarını incelerken aslında rastgele buldum. Açıkçası Araba Sevdası'nı okudum bir dönemde. Başka Can Miras'ta neler varmış diye bakarken ah oh, o da nedir? Rüyada Terakki diye bir Ütopya kitabı. Ütopya mı? Türk Edebiyatı'nda Ütopya mı varmış? E varmış tabii. Başka örnekleri de var ama Ütopya dendiğinde en belirgin fen ve teknoloji alanındaki fikirleriyle gelecekte neler olabilir düşünceleriyle detay verilmiş, e, en önemli ütopik eserlerden bir tanesi olarak sunuluyor bu kitap. Yazarı Mustafa Nazım Erzurumi. Basıldığı ilk yıl 1913. Adeta neredeyse 100 yıl sonra bilmiyorum arasında başka Baskı var mı? Ama can yayınları Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından ilk olarak 2012'de yayınlandığını söylüyor. Sonra 2021'de de can yayınları basmış. Şimdi bu arada bu kitabın tabii ki ben biraz ufak alıntılar yapacağım. Elbette tüm hakları saklı. Kısa alıntılar dışında yayıncının izni olmaksızın hiçbir yolu çoğaltılamaz diyor. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında. Bu da tanıtım için yapılacak kısa alıklar kapsamında bazı seçtim bazı paragrafları kısa kısa birkaç paragraf okuyacağım sizlere. Bu kitabı yazıldığı 1913 yılında hakim olan ağır bir travma var Balkan Savaşları'nın yenilgisinin ardından bir sanayici, o dönemin bir girişimcisi ve muhtemelen yani mühendis kökenli bir girişimci çünkü. Avrupa'dan ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar yapmış ve Babali Caddesi civarında Osmanlı Asarı Vatan Fabrikası'nı kurmuş. Girişimci mühendis diyeceğimiz tarzda biri. Mühendislik eğitimi var mı yok mu noktasında herhangi bir bilgi olmasa da teknoloji girişimcisi kendi dönemi için. 1913 dediğim gibi yazıldığı yıl. Kitap kendi döneminde rüya kategorisinde daha çok bu tarz eserler veriliyormuş. Onun bir örneğini veriyor Ütopya olarak. Yazar kitabın başında bir uykuya dalar memleketinin içerisinde bulunduğu o travmatik durumlar dahilinde gözünü açtığında kendisini tam 400 yıl önce bir doğada bir noktada bulur. İleride e, baktığında, o doğada gözünü açtığı noktada zamanın oldukça gerisine gittiğini, etrafına bakar. E, orada e, bir arasında konuşan e, eski kıyafetli, o dönemin kıyafetlerinin, çok eski dönemin kıyafetlerini gelen insanları görür ve işte e, rüya bu ya, e, bu 400 yıl öncesine, 1500'lü yıllara Osmanlı var varlık dönemine gitmiştir. Geri dönmüştür, zamanda geriye yolculuk yapmıştır rüyasında. E, e, Rüya da bu ya. Gördüklerinden bir tanesi de dedesinin dedesinin dedesi vesaire işte kendi soy ağacından atalarından bir tanesidir. Dedesiyle e, tanışır, etrafındakilerle tanışır, şaşkınlıklarına giderler ve konuşmaya başlarlar. Dedesi e, o sırada torunlarının, durumlarının, dünya ile ilişkilerinin nasıl olduğunu sorar ki... E, ...sormaz olaydım diyecek kadar olur çünkü... Mustafa Nazım kendi e, dillendirdiği o Nazım karakteriyle e, Osmanlı'nın 1500'lü dönemlerine dair de e, uzun uzun sayfalarca bir eleştiri var. Aslında öyle olmasaydı şöyle olsaydı, böyle olmasaydı şöyle olsaydı da biz bugün bu Balkan Savaşları'nın travmasına kadar gelinen gerilemeyi görmeselik gibi e, bir e, veryansını oluyor dedesine. Eleştiri kısaca şöyle bir para aktarıyorum. Kitabın e, günümüz Türkçesiyle e, baskısından, bu kitabın iki baskısı var bu arada. Bazı kitapları da öyle basmış, Araba Sevdası da o şekildeydi. E, açıklamalı orijinal metin baskısı var. Ben ilk olarak orijinal metinden okudum. Şimdi elimde günümüz Türkçesiyle baskısı var. İki kitap da var benim elimde. E, bu arada bir parantez açıklamalı orijinal metin demiş ama açıklama yok açıkçası. Sadece orijinal metin demeliydi can yayınları. Araba sevdası veya diğerlerinde e, açıklama dipnot ve arkada sözlük olmak üzere daha e, özenilmiş bir baskı var. Neyse önemli değil. E, önümüze e, yani kendi kağıt parasını bile kurtarmayacak derecede ucuz bir şekilde de sattıkları e, hem de iki farklı baskısını yaptıkları harika bir... Çalışmalar var. Can Yayınlar'a Vallahi harikasınız. Şimdi bu arada Can yayınlarıyla bir ilişkim, tanışkım hasta bir şey yok zaten. Neyse isim gibi övebilirim. Veya yer edebilirim. Ee, şimdi e, sayfa 24'te hangisinin e, günümüz Türkçesiyle e, baskıyı da söyleyeyim. Evet bu kitabın birinci baskısı elimizde. Eylül 2021'de basılmış. Şu an e, tarih Haziran 2022. Şimdi e, sayfa 24'te aslında sayfalarca sürüyor bu eleştiri de ben kısaca şey yapayım biraz e, marjinal de gelebilecek belki eleştiri olabilir. Şimdi her meşruten insan dinlesin istiyorum. E, kısaca şöyle diyor. Asya'da Afrika'da ne kadar kuvvetiniz varsa hepsini de birleştirip memleketimizi sağlamlaştırmaya ve sonsuza kadar korumaya yarayacak nice büyük fırsatlar elinize geçmişken niçin o fırsatları kaçırıp da Avrupa'ya geçtiniz diyor Nazım büyük büyük dedesine. 1500 Kendisi 1900 yıllarda yaşarken 1500 yıllara yolculuk yaptığında. Siz Avrupa'yı uyandırdınız, kendiniz ve bizi sürekli temasa mecbur ettiniz. 5 kıtadan ibaret olan yer kürenin 3 kıtasına sahip olduğunuz geniş toprakları gerektiğince koruyacak olan bir avuç Türk kavminin bir takım büyük güçlerle karşılaşa karşılaşa nihayet aciz kalacağını niçin düşünmediniz diye dedesine bir eleştiri sunuyor. Dedesi de bu çeşitli eleştirileri e, dinler, karşılıklı diyaloglarla sayfalar ilerler. Ama genel olarak ee, Nazım'ın yani burada Mustafa Nazım Erzurum'u yazar aynı zamanda kitabında başrolündeki ana karakter Nazım. Ee, genel olarak tüm e, başını e, üretime, imalata, e, tekniğe gömmüş biz diğer tüm insanlar gibi çözüm önerileri genel olarak yüzeysel ve fazla iyimser. Yani toplumun e, çürümüşlüğünün temel problem olduğunu görmezden gelen Kişisel bireysel çabalarla iyi insanların varlığını toplumda varsayarak onları e, öne çıkararak güzel şeyler olabileceği hülyalarını ardarda arda sıralar sıralar ve dediğim gibi her e, başını e, tekniğe, üretime, imalata e, geliştirmeye gömmüş biz mühendis insanlardaki gibi aynı bir kafayı 1913'te de görmek şaşırtıcı değil. E, sosyal anlamda, toplumsal anlamda çözümler oldukça yüzeysel ve fazla iyimser diyorum ve dedesi de bu ile karşılıklı diyaloglarını ah şöyle olmasaydı böyle oldu diyaloglarını ilerletiyorlar ve en sonunda dedesi diyor ki benim bu sözlerim üzerine dedemin gözleri yaşardı, hüznünü kelerini benden gizlemek için ayağa kalktı. Bana arkamdan gel dedi diyor sayfa 29'da. Şimdi arkamdan gel dediği e, demesiyle birlikte e, işte burada Ütopya aslında yeni başlamış oluyor. Dedesiyle dedesinin bildiği özel bir yöntemle buna dair ben detay e, okumadım, hatırlamıyorum. E, yine aslında rüya içinde bir rüyaya dalıyorlar e, pratikte. Dedesiyle bir yere doğru ilerliyorlar, gözlerini kapatıyorlar ve kendilerini bu kez 1913'ünde çok ileriki yüzyıllarında buluyorlar. Yani dedesi aslında bir zaman yolcusuymuş gibi hayal ediyoruz. Kendisi Nazım da yanlış bir yanlışlık üzerine veya bir rüya üzerine dedesinin zamanına geriye gitti 400 yıl öncesine. Hep beraber 1900'ün üstünden de atlayarak, örneğin artı 400, 2200, 2300, 2400 düşünebilirsiniz kesin olarak hangi yıla geleceğe yolculuk ettiklerine dair ben bir ifade yakalayamadım veya unuttum notlarım arasında yok. Ama oldukça ileriye gidiyorlar ve toplum yapısı ile bir üretim yöntemleri, teknoloji, adalet, toplumun içerisindeki tüm katmanlar baştan aşağı değişmiş ve toplum tüm sorunlarından yalınmış. Mükemmel bir hale gelmiş ütopya bu ya zaten ütopya bu ve e, şaşkınlığını gizleyemiyor Nazım. ve şaşkınlığını gizleyemezken işte dedesi ona o yüzyıllarda yeme içme alışkanlıklarından toplumun çalışma e, hak alışkanlıklarından toplumsal e, yapılardan vesaire vesaire bahsederek. Ee, onun şaşkınlıklarını ve bizim de o yüzyılda, o ileriki yüzyılları e, tanımamızı sağlıyorlar. Şimdi ben bundan sonrası için aldığım notlar aslında yazarı 1913'ten e, bakarak asıl e, bizim için, e, benim için önemli olan, e, hani yazarın e, kendi ideolojik altyapısıyla veya e, dönemin travmalarıyla kurduğu e, siyasal, sosyal düşünceden ziyade e, aslında o bir e, üretici bir kişi. Aa, bir fabrika sahibi ve teknoloji, kendi dönemi için bir teknoloji yatırımları yapan bir insan Mustafa Nazım. Ve onun kaleminden bir şeyler okuyoruz. Ve asıl kitabın can alıcı noktası, mesela ben 68. sayfadan itibaren bazı notlar aldım ama onun öncesinde de var. O döneme dair kurduğu hayaller, sadece sosyal alan değil, özellikle fen ve teknoloji alanında, kendi ifadesiyle fen alanında kurduğu hayaller toplumun geldiği bir yer. Gelin onlardan biraz bahsedelim. Şimdi sayfa 68'e doğru geçiyorum. Sayfa 68'de itibar derecesi diye daha önceki sayfalarda da adı geçmiş ama ne oldu tam anlaşılmamış bir şey vardı. İşte bu toplum mühendisliği tarzında veya topluma fazla mühendisçe bakma tarzında bir yaklaşım. Bugün Çin'de de hani insanların vatandaşlık puanı gibi şeyleri vardır veya bizde de işte finansal puanımız vardır. Bunu bir sosyal ağ yapısıyla hayal etmiş. Enteresan. Bakın okuyayım daha neler, nelere benzeteceğim bugünkü. Biraz evvel itibar derecesi ne demek olduğunu sana mı vaat etmiştim diyor dedesi, zaman yolcusu dedesi. Bunu da söyleyeyim. Artık bu bahse son vermiş olalım herkesin konuştuğu, görüştüğü adamlar nezdinde kazandığı önem ve itibar için bir sınır bir derece vardır ki ona numara derler. Mesela iki ahbap vardır ki birbirlerini mallarını büsbütün tüketseler, aralarındaki hukuk ve sevgiye dayanarak asla ses çıkarmazlar. Bu enteresanmış. Hatta biri diğerinin hayatını tehlikeye atsa yine hoş görürler. Yani bir, artık orada puanlamanın bir iki kişi için ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bayağı bir abartı var burada. Şimdi bu iş bu kadar ciddi ki hakiki olan bir dost elbette sıradan dostlara kıyas kabul etmez. O dostun kıymeti mesele mesela 100 derece sayılırsa dostluk fedakarlık derecelerini şayet azalacak olursa her derece bir numara sayılır gibi diye ilerliyor. Şimdi bir örnek veriyor. O iki yeni ahbap, iki tane yeni ahbap, iki kişi karşılaşıyorlar. İki yeni ahbap birbirlerine birer yeni numara verirler. Mesela biri diğerine ben seni bir numarayla ahbaplığa kabul ettim der. Diğeri de bir ikine aynı numarayla kabul ettiği takdirde aynı şekilde defterine yazar. Ondan sonra azar azar ileri götürmeye başlarlar. Dostluk ahbaplık arttıkça numaralar da artar. Yani e, es, bir, yarı şaka yarı ciddi yapacağım. Burada bir e, decentralized social network var. <laughs> Evet merkeziyetsiz bir sosyal network gibi herkes defterini kendinde tutuyor ve herkes biri diğeri hakkında karşılıklı el sıkışmak üzere dostluklarını bir puantaja soktukları bir numaralandırma defteri tutuyorlar. Evet işte fazla mühendisçe bir toplum e, ama e, bu bir sosyal ağ mantığında baktığımızda e, sosyal ağlarda buna benzer değil mi e, Facebook'ta Twitter'da vesairede veya LinkedIn'de buna dair benzer şeyler görmek mümkün. Bu da daha da belki ileriye götürüp fantaziyi dediğim gibi bir blockchain tabanlı sosyal ağlar var. işte araştırdığınızda bakarsınız dünyada çok yaygın değil ama pek çok var aslında. Ben şöyle bir baktım belki 10 tane uygulama var. Decentralize blockchain tabanlı sosyal ağ uygulamaları. Aklıma bunu getirdi ve çok çok hoşuma gitti. Enteresan dedim. Ama tabii yani bu puanlama işleri e, aman merkezi olmasın da fazla. E, dağıtık olduğu sürece bilmiyorum belki eğlenceli de olur. Siz ne dersiniz? Şöyle devam ediyor. Bir adamın ne kadar ve ne derecede dostu olduğu defterinde kayıtlı adreslerin hizasındaki numaralardan anlaşılır. Bir kimse haber alırsınız ki 10.000 numarası vardır. Derhal hükmedersiniz ki o kimse mükemmel bir insandır. Çünkü mutlaka birkaç yüz dosta sahip olmuştur. Bu kadar dosta sahip olmaksa o kişinin güzel ahlak sahibi olduğunu falan filan falan filan. İki kimse konuşurken biri diğerine falan adamı tanıyor musun diye sorar. Yani LinkedIn'in e, decentralized olanı, dağınık olanı, blockchain tabanlı olanı düşünün. O da cevaben evet tanırım. Onun bende benim onda 5 numaramız vardır deyince belki aralarında dostluğun derecesini derhal anlar ve onunla ne kadar dostluk kurabileceğini edebileceğini takdir eder falan filan. İşte bu numara meselesi ahalinin halk ahlakını güzelleştirmeye son derece hizmet etmiştir. Onu bilemem. Yani riyakarlığa da sebep olabilir. Hem bu numaralar pek çok işlere de yarar. Eğer birisi bir fenalık veya bir münasebetsizlik yaparsa kendi numarası defterinde kayıtlı olan dostları tarafından numarasının indirildiğine dair yağmur gibi kartlar yağar. Ha, şu kart meselesi. Bak Artık o kimsenin dostları gözünde itibar derecesi düşer. Hmm. Anladın mı oğlum? Dediğim numara meselesi işte bundan ibarettir. Şimdi biz gelelim bahsimize diye konular devam ediyor. Sayfa 93'te de enteresan bir şey var. Sanki bizim TC kimlik nonsuna benzer bir e, fantazi kurulmuş gibi. Bakalım siz ne dersiniz? Nazım sen niçin iyi düşünmüyorsun? Ziyaretçi defterine isimlerimizi kaydettiğimiz zaman hizalarına yazdım. Bize özel numaraları dikkat etmedin mi? Bunu sana daha önce söylememiş miydim? Bu alemde yaşayan herkesin kendine özel bir numarası vardır. Ahbabın olan kişinin de numarası 71196 rakamlarıymış. 10 milyon nüfusu olan İstanbul'da bu numara yalnız o kişiye özeldir. Numaranın şurada kayıtlı bulunuşuna bakılırsa o kişi bugün İstanbul'da bulunduğu anlaşılır falan filan. Bir de e, e, tabi şimdi bir kişinin sadece numarasından o sırada nerede olduğu vesaire vesaire. Yani o kadar e, hani kişisel verilerin korunması kanunu düşünülmemiş tabi de. Neyse ama burada bir TC kimlik no düşünülmüş. Çok enteresan. Geçelim başka sayfalara. Nazım'ı bu e, seyahat sırasında geleceğe gitti seyahat sırasında en mutlu eden şeylerden bir tanesi geçmişte ki e, Nazım burada Mustafa Nazım Baba Ali'deki fabrikasında Fabrikasında e, Asar Vatan Fabrikasında e, yaptığı şeylere muhtemelen e, gönderme yapıyor. Köhne Atölyemde tam 14 sene zihin yorarak, vücut yıpratarak. Ortaya koymaya çalıştığım keşif ve buluşlarımın benden sonra mükemmelleştirilerek bu şekilde insanlık alemine büyük büyük hizmetler ettiğine dair verdiği bilgileri bu yolda harcamış olduğum emeğin bir manevi ödülü saydığım sırada diye ifadeleri devam ediyor sayfayı yüzde. E, çünkü tam 10 fabrikayla e, Nazım'ın e, torunları bu sefer geleceğe gittikleri için Nazım'ın torunları onun çalışmalarını çeşitlendirmişler, güçlendirmişler. E, tam 10 on fabrikada onun e, vaktiyle tabi gerçek hayatta Mustafa Nazım Erzurum'un gerçek hayatta e, muhtemelen Asar Vatan Fabrikası'nda yapmaya çalıştığı şeyleri gelecekte daha da ileriye götürüldüğünü, 10 fabrikada üretim yapıldığını hayal ediyor. E, burada çeşitli icatlardan, bu fabrikalarda üretimi devam eden icatlardan da bahis geçiyor. Ondan mesela bir tanesini hızlıca okuyayım. Saf çeliği eritip sıvı haline getiren ve irice temiz bir havanda iyice dövülüp ince bir elekten geçirildikten sonra temiz sularla yıkanan sünger taşı tanecikleriyle karıştırılarak falan filan falan filan diye öyle detaylarla bir icat e, e, ifade edilmiş ki diye şöyle devam ediyor, o sözlerin 10 derece yüksek sesle işitilmesi ve bu sözler makineden makineye birkaç defa alındıkça her defa fazla sesin 10 derece daha arttırılmış hali oluşturulan ve bir memlekete veya orduya gayet yüksek sesle her istenilen bilgiyi veren duyuru makinesi diye bir amfi e, hayali kurmuş ve bunun gibi başka icatların da detaylı olarak ifade ediliyor bu 100. sayfa ve civarında ve biraz daha çeşitli teknolojik konularda ve kitabın içerisinde serpiştirilmişken e, bir de devlet ve toplum ilişkilerine de girip çıkıyor sosyal konulara da. Mesela şurada şimdi İstanbul'da en ziyade hoşuma giden mahkemelerdir diyor 133. sayfada. Zaten bu ileri devrin en büyük dayanığı mahkemelerin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde iş görmeleri oluşturmaktadır. Mahkeme denildiği zaman sakın bizim mahkemeler aklına gelmesin. Burada öyle bizim bildiğimiz mahkemelerde olduğu gibi bir dava senelerce sürüncemede kaldıktan sonra bir türlü görülemeyip nihayet birçok masraflara girmekten ve mahkemeye gidip gelmekten usanarak aralarında anlaşarak davayı bir sonuca bağlamaya mecbur olmak gibi münasebetsizlikler kesinlikle olmaz diyor Nazım. Bu işte 2200 2300 hangi yılda olduğu kesin olmayan gelecekte mahkemelerin ne kadar güzel olduğunu anlatırken bize de 1913 yılında Osmanlı'daki mahkemelerin durumundan bahsetmiş oluyor. Artık burada siz de anlarsınız ya. Nazım'ın telefon santrali ile karşılaşma hikayesinden de bahsedelim burada. Yani Mustafa Nazım bir telefon santrali hayal ediyor ki daha çok dijital santral izlenimi veren, dijital otomatik bir santral, telefon santrali hayal etmiş gibi duruyor. Evet, Naim Bey ile benim dairem arasında olduğu gibi bizden senin dairene de birer telsiz telgraf konularak istediğimiz zaman uzun uzadıya konuşuruz demesi üzerine ben peki ama dedim bu kadar kalabalık bir yerde bizim telsiz telgrafımızı başka bir kimse almaz mı? Hayır almaz. Çünkü her iki makinedeki elektrik cereyanları aynı numaralarda birbirine açık olmakla bizim makinelerimizdeki elektrik cereyanı başka makinelerin farklı numaralarına rastlayacağından diğer makineler tarafından yakalanamaz. Bir yerde 30 tane telsiz telgraf tel aleti olsa bu 30 makinede de elektrik akımı bir dalgadan ibaret kalır. Ancak numarası numarasına rastlayan da söz anlaşılır bu yeni bulunmuş icatlardandır diyor. Dijital bir santral hayali kurulmuş gibi gibi geldi bana. Bilmem siz ne dersiniz. Dijital santral hayali 164. sayfada yer alıyordu. Şimdi 194. sayfaya zıplayalım ve oradan bir paraf okuyacağım. Yine enteresan bir espri var burada. Köprünün tam orta yerine geldiğimiz zaman kapağı açılmış olan bir yerde ve köprünün alt tarafında birçok demir yollarının, demir tellerin, eşya nakline mahsus küçük elektrik arabalarının durmakta olduğunu gördüm. Diyor ve devam ediyor. Biraz daha yazdıktan sonra hele eşya taşımaya mahsus küçük elektrik arabaları buradan devamlı gidip geliyorlardı diye e, detaylı bir şekilde bir e, o döneme dair geleceğin ulaşım teknolojilerine dair düşüncelerini iletiyor. Tabi Mustafa Nazım gibi. Ee, kendi döneminin teknoloji girişimcisi olduğunu anladığımız ee, bir kişinin hayal etmesinin e, güç sayılamayacağı şeyler yazıyor. Yani onun için bunları hayal etmek o dönemde de normaldi. Yani bir santrali hayal etmek, bir e, evet sosyal hayal etmek belki bir uç örnekti. E, ama e, elektrikli araba yani o dönemlerde de bunlar hayal edilebilir şeylerdi. Ama gerçekleştirilmesi bakın. 100 yıl aldı değil mi? Daha bugün yeni yeni biz elektrikli arabaları insan hayatının içerisinde daha yeni yeni konuşuyoruz. Oldukça derin bir ufka sahip bir insan ama dediğim gibi zaten teknolojinin kendi döneminde teknolojinin içinde olmuş bir insan. Ve en son sayfaya geldim. 199. sayfada bu kitabı neden yazdığını, neden hitap ettiğini insanlara ifade ediyor. Bakın hatırlatma demiş ve bitirmiş. Bu kitabımızın birinci cildini buraya burada sona erdirdik. Seçtiğimiz yazı tarzından buraya kadar geçen ifadelerimizden maksadımızın ne olduğu anlaşılacaktır. Biz bu kitapta Müslümanların çalıştıkları halde ne gibi harikalar meydana getirebileceklerini anlatmak, onlarda bu yönde istek uyandırmak ve teşvik etmek istedik. Eğer birinci cilt değerli okurlar tarafından rağbet görürse ikinci ve üçüncü ciltlerin de basılıp yayınlanmasını vicdan borcu sayacağız diyor. Sizce rağbet görmüş mü? Sorunun cevabı sizde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.